Tek hamlede hamsi nasıl temizlenir onu göstermek istiyorum. Birkaç tane hızlıca temizleyeyim, ondan sonra pratik yolunu göstereceğim sizlere. Sol elinizle tutuyorsunuz. İki parmağınızla boyuna yakın kısmından kavruyorsunuz. Ve serçe parmağıyla arkayı destekliyorsunuz. Kafa kısmından ezerek kopartıyorsunuz ama kılçık kalıyor. Kendinize doğru hem de ileri doğru yavaşça çekince şöyle gelmiş oluyor. Bugün kılçıksız ve siyah kısmından palamut nasıl arındırılır onu izleyeceğiz. Buyurun. Öncelikle fileto bıçağınızın esnek olduğuna önem gösterin. Karın kısmına bir çizik attık ve şuradan kestik. İç organlarından komple arındırmış olduk. Daha sonra kemiği hissederek filetomuzu açıyoruz. Orta kılçığını alıyoruz. Yan kılçıklarından arındırıyoruz. Gelelim siyah kısma. Şuradaki çizgi. Hemen bir çizik atıyoruz. Deri kısmına yakın şekilde kesmiyoruz. Yarım çizik. Ve parmağımızı takarak deriyi hissediyoruz. Şu şekilde siyah kısım komple geliyor. Tekrar yapıyoruz. Gördüğünüz gibi siyah acı kısım ve içinde bir çizgi kılçık var. Oradan komple arındırdık. Şuradaki sırt kısımdaki kılçıkları da şimdi tek hamlede de onları alacağız. Ve kılçıksız palamudumuz hazır. Thank you.
bugün sizlere denizlerin canavarı olan Fenerbalı'nın gizli silahlarını göstereceğim. Fenerbalı adeta denizlerin canavarıdır ve her tarafı gizli zırhlarla, silahlarla kuşatılmıştır. En belirgin özelliği ismini veren şu feneri. Bunu suyun altında yosunların arasında kendisi saklanarak şunu bir yemmiş gibi görüntüler ve derinliklerde burada fosfor barındırdığı için bu yanıyor, yeşil ışık veriyor. Bunu avlanıp gelen balıkları yaklaşınca ağzını kocaman açınca sırtındaki yüzgeçlerden de güç alarak bir kuyruk hamlesiyle kocaman ağzını açar. Oluşan girdapta balık olduğu gibi ağzının içine gider. Ağzının içine giden balık dillerinin üstünde bile gördüğünüz gibi dişlerle kaplı olan, içeri doğru bastırınca meyilli olan ama dışarı doğru en ufak bir meyil olmayan dişlerden kurtulması tamamen imkansız hale gelir. Dıştan gelen saldırılar için gözlerinin üstünde adeta zırhlarla kaplı, yine şurada da göründüğü gibi ağzının her tarafı dişlerle kaplı olduğu gibi bu dişler içeri doğru esnek ama dışarı doğru en ufak bir esneme payında bulunmamaktadır. Kırılan dişin yerine şurada bir tane kırılmış var. Anında yedek diş devreye girer. Hatta küçük dişler sürekli burada büyümeye devam eder. Ağzının içi, dilinin üstü dahil, üst tarafı dahil her tarafı dişlerle çevrili. Suyun altında görünmemesi için de şunlar yosunmuş gibi suda sallanır ve balığı gizlemeye yardımcı olur. Karşıdan gelen avı ürkütmemek için şu şekilde ayakları var. Evet, bu balık suyun altında yürür, kurbağa gibi ayakları var. Hatta şunu bile ayak olarak kullanıyor, kası bile var, görüyorsunuz, kol kası. Buradan suyu aldığı gibi kalan fazla suyu buradan boşaltır. Bu balığın bir şaşırtıcı özelliği ise karnının balon gibi şişmesi ve ağzının da büyüklüğünden dolayı kendinden büyük balıkları bile canlı canlı tek hamlede yutabilmesidir. Görüyorsunuz ne kadar esnediğini. Şimdi bir deney yapacağım üzerinde ve pompayla şişireceğim. Bakalım karnı ne kadar şişiyor. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Gördüğünüz üzere halen şişmeye devam ediyor. Yani bu şu anlama geliyor. Bu balık bu kadar balığı yiyebilir. Karnının genişliğine bakabiliyor musunuz? Kendini resmen iki katı büyüklüğüne çıktı. Deneyimiz başarıyla sonuçlandı.